Arkadaşlar altın çilek bitkisi patlıcancılar familyasına ait bir bitkidir ve bilimsel ismi Salix peruviana. İsminden de anlaşılacağı gibi Güney Amerika'da Peru anavatanı olmakla birlikte o bölgede çokça yetiştiriliyor. Ülkemizde de son yıllarda popüler hale gelmiş ve yetiştiriciliği yapılıyor. Belli bir pazar durumu da oluşmuş durumda. Altın çilek çok yıllık bir meyvedir. Kışın yapraklarını döker. Daha sonra yazın yeniden filizlenerek budama ve diğer bakım işlerine bağlı olarak daha büyük bir halde gelişimini sürdürür. Özellikle birkaç yıl sonra küçük bir ağaç formunu alır ve bu şekilde bu bitkiyi yetiştirip üretim yapabiliriz, ürün alabiliriz. Altın çilek bitkisini tohumla üretebiliriz. Hemen bakın arkadaşlar, bir tane olgunlaşmış meyveyi aldığımızda görmüş olduğunuz şekilde küçük tohumlar mevcut. Bu tohumlarla yeni bitki elde edebiliriz. Ancak çelikle çoğaltılması da oldukça kolay. Alacağınız herhangi bir uygun dal parçası, ki bu ilk tek yıllık, ilk yılda gelişen bir dal parçası olursa çelik şeklinde daha çabuk köklenir. Bunu perlit ortamında veya toprakta çok kısa bir sürede, 10-15 gün içerisinde köklendirebiliriz. İşte bakın, gördüğünüz gibi perlit ortamında yaklaşık 2 hafta önce diktiğimiz ve köklenmesini sağladığımız bir altın çilek dalı. Bu bir fidan olarak kullanılabilir. Bunu saksıda yetiştirebiliriz. Aynı zamanda bahçede, tarlada üretim yapmak üzere bu şekilde çeliklemeyle bunu kullanabiliriz. Altın çilek bitkisi geçirgen toprakları istiyor. Bu toprak isteği önemli arkadaşlar ve özellikle haftada 2 günde sulanması gerekiyor. Bol güneş gören yerlerde daha iri ve daha tatlı, aroması güzel meyveler oluşabilir. Bitkide yetiştiriciliğini yaparken mutlaka budama yapmamız gerekiyor. Özellikle çok dallanan bir bitki ve bu bitkinin de en fazla 3-4 dal bırakıp, ana dal bırakarak bu şekilde budama yapmamız gerekiyor. Domates gibi çok yoğun miktarda koltuk veriyor ve bu koltuklar mutlaka alınmalı. Koltukların alınmasıyla bitkinin tek gövde üzerinde daha fazla meyve vermesi sağlanır. Altın çilek bitkisi yetiştiricilik yapıldıktan sonra sonbahara doğru hasat edilir. Hasatta meyveler olgunlaşır ve meyve kabuğu, kalix dediğimiz kısım arkadaşlar, sarı rengi aldığı takdirde bu hasat dönemine yaklaşmış demektir. Meyveler o şekilde alınır ve pazarda da bu şekilde satılır. Ve bütün bu yönleriyle kısaca altın çilek yetiştiriciliğinin esaslarını sizlere aktarmaya çalıştık. Değerli dostlar, altın çilek bitkisinin kısaca yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler verdik. En önemli özelliği, çelikle çok rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir bitkiden çok fazla sayıda dalları alıp her bir dalı fidan haline getirebileceğinizi bildirmek isteriz. Burada hasat ettiğimiz altın çileklerimiz var. Hemen şu şekilde arkadaşlar, bir kalix içerisinde, yani meyve kabuğu, ve meyve kabuğun içerisinde de gösterelim. Bu şekilde sarı renkli bir meyve. Meyveyi de ikiye böldüğümüzde kesiti bu şekilde. Arkadaşlar, bunun doğada bulunan güney feneri olarak bilinen kırmızı renklisi de var. Hemen karşılaştırmalı olarak gösterelim. Daha irice yapıda ve turuncu kırmızı arası bir renge sahip. Meyve de aynı şekilde, bakın, hafif buruşmasına karşın daha önce toplamıştık. Kurutmak üzere saklıyoruz ve bu şekilde. Ancak bunun zehirlilik durumu olduğu söyleniyor. Bazı kişilerin rahatlıkla yediği ve hiçbir ters etki olmadığını söylemesine karşın literatürlerde yaptığımız araştırmalara göre sakıncalı olabilir. Güney feneri, bu da yine aynı patlıcangiller familyasından altın çileğin yabani formu diyebiliriz. Bunu da sizlerle bu şekilde paylaşmak istedik. Ve altın çileğinde arkadaşlar, meyveleri işte hem yeşil, olgunlaşmaya yüz tutmuş, olgunlaşmış kesiti her yönüyle bu şekilde. Yaprak özelliklerine de bakalım arkadaşlar. Ve yine hemen altta da
çiçeğini görüyorsunuz yazın çiçekteykenki durumu da bu şekilde. Değerli dostlar, şimdi de altın çileğin bazı faydalarından bahsedelim. Oldukça şifalı özelliklere sahip, çok faydalı bir meyve. Altın çilek meyvesi arkadaşlar yüksek oranda antioksidan, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi elementleri barındırıyor ve lif oranı müthiş derecede yüksek. Bu da insanlarda bağırsak sistemini, bağırsak florasını ve yine sindirim sisteminin diğer işlevlerini olumlu yönde etkiliyor. Kilo vermek için kullanılabilen bir bitki. Diyabet hastalarına faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Antioksidan açısından çok zengindir. Kalp, verem ve idrar yolu rahatsızlıklarına da bu zaman zaman ilaç olarak kullanılmıştır. İşte çok lezzetli hem de şifalı, rahatlıkla yetiştirilme imkanı olan altın çileğinde ayrıntılarıyla özellikleri bu şekilde. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.